Futbol Siyaseti Bölüm 2 Futbol Endüstriyelleşmesi Futbol yönetenlerin dilinden düşürmediği endüstriyel futbol ne demekti? Aslında bu oyunun para ile tanışması İngilizlerin futbolda profesyonelliği kabul etmesiyle başlar. Tabi zamanla teknolojinin de gelişimi bu olayı bambaşka bir seviyeye getirir. Kısa keselim. Maçların televizyonda yayınlanır hale gelmesi izleyicilerin de birer müşteri haline gelmesini sağlar. Tabi daha fazla müşteri daha fazla para demektir. İşte futbol yöneticilerinde keşfettiği şey budur. Futbol pazarlaması. Müşterilerin yani izleyicilerin istediği şey nedir peki? Sonucu merakla beklenen iki büyük takımın mücadelesi. İşte bugün anlatacağım konuda tam bununla alakalı. Sonucu merakla beklenmeyen iki küçük takımın mücadelesi. 2003-2004 sezonu Şampiyonlar Ligi için sürprizlerle dolu bir sezon olur. Hiç uzatmadan sadece yarı finale kalan takımları söyleyeyim. Porto, Deportivo, Monaco, Chelsea. Finaldeki Porto-Monaco karşılaşması modern futbol tarihinin en az izlenen final maçı olur. Maçı kazanan Porto'da gözler özel birinin üstündedir. José Mourinho. Neyse. Final maçının bu kadar az izlenmesi futbol futbolun endüstriyelleşmesine aykırı bir durumdur. Çünkü daha az izleyici daha az para demektir. Şampiyonlar Ligi tarihi için bir kırılma anı olur. Eğer 2003-2004 sezonundan sonraki bütün finallere bakarsanız finalde bir daha asla 2 B sınıfı takımın karşılaştığını göremezsiniz. Örneğin Atletico Madrid'in B sınıfı takımı olduğu kabul edilirse finalde karşısına hemen bir Real Madrid, Borussia Dortmund'u B sınıfı takımı kabul edersek de onun payına da Bayern Münih düşecektir. Sizler istediğiniz kadar bu eşleşmenin saha içindeki sonuçlara göre olduğunu düşünseniz de belki de futbol bu kadar da masum değildir. Ha unutmadan efsanevi futbolcu Metin Kurdun Dediği gibi futbol borsada değil arsada güzeldir. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için bizi takip edebilirsiniz.